Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Bu çocukların üzerine, bizim üzerimize kahpece plan yapmasınlar. Biz şampiyonluk kaybedebiliriz, olmayabiliriz. Olacağız da onlara inat olacağız. Ağzı gevşeklerin biraz daha ağzından çıkan sözü yüreğinden damıtarak çıkartmasını, beyin süzgecinden geçirerek yüreğinde damıtarak diline aktarmasını tavsiye veriyorum. Çünkü iki tane soysuzun, arsızın laf demesiyle de kendimizi de camiamızı da farklı bir yere koyacak boyutta değiliz. Kapalı kapılar ardında biz Sayın Başkan'la anlamak istediği konular varsa her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular olursa yine cevap verip konuşabiliriz tabii ki. Konyaspor maçı sonrası Sayın Başkan'ın bir açıklaması oldu. Üç gün sonra duydum, evet. Harfiyen okuyorum, yani yanlış bir şey söylemek için. Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları isabetli kullansaydı farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil. Bunu üzerinize alıyor musunuz? Elbette ki üzerime alıyorum. Yani bu takımın teknik sorumlusu olarak Trabzon tabiriyle söyleyeyim, sinecek değilim yani. Elbette ki üzerime alıyorum. Ama bazen kişilerin karakterleri, kişilerin kimlikleri, oturduğu koltuklar, bulundukları pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman için önüne geçmiyor. Başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak bir eleştiri yapabiliyor. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içerisinde bana böyle bir ifade kullanacak olursa ben belki sizler önünde söylemem ama konuşacağımız özelde başkana söyleyeceğim şeyler olabilir. Kapalı kapılar ardında biz Sayın Başkan'la anlamak istediği konular varsa her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular olursa yine cevap verip konuşabiliriz tabii ki. Siz bu çocukların emeği üzerinden kalkıyorsunuz, bir kumpas hareketi oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar, bizim mazimiz temiz. Bir lira, bir kuruş, bir gol, bir puan Allah bana yaşatacaksa haram zıkkım olsun dedim. Geldiğim andan itibaren aynı şeyi söylüyorum. Bu emek bu kadar basit çalınmaz. Çalınmamalı. Çalınmamalı. Allah bana yaşatacaksa yaşatmasın. Ayıptır ya. Bu çocuklar alın teri döküyor, alın teri. Siz kalkıyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Yazık, günah değil mi? Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Bu çocukların üzerine, bizim üzerimize kahpece plan yapmasınlar. Biz şampiyonluk kaybedebiliriz, olmayabiliriz. Olacağız da onlara inat olacağız. İlk defa söylüyorum bunu. Yazsınlar, altını çizsinler. Ama bu çocuklar üzerinden plan yapmasınlar. Bizim üzerimizden yapmasınlar. Kendileri biliyorsa o işleri onlara yakışır. Yapıyorlar da. Helali hoş olsun onlara. Ama çok yakıştırıyorum. Arkadaşlar, Türk'ün hasleti vardır. Türk çok özel bir millettir, Türk milleti. Dolayısıyla böyle koskoca camiaları, burada hizmet veren insanları böyle basit, sığ düşüncelerle farklı noktalara çekmek bizim milletimizin harcı değil. Ben bunu bu şekilde görür, bu şekilde yorumlarım. Hani bazen kırılıyoruz, bazen dökülüyoruz. Hani kırıldığımız yerden de yeşeririz. Allah'ın izniyle çok daha güçlü, daha gür çıkarız ama bu tür seviyesiz yaklaşımlar çok kırıcı, çok rencide edici. Ben bu tarz ağzı gevşeklerin biraz daha ağzından çıkan sözü yüreğinden damıtarak çıkartmasını, beyin süzgecinden geçirerek yüreğinde damıtarak diline aktarmasını tavsiye veriyorum. Çünkü bizim milletimizin harcı değil, bizim milletimizin, insanının ağzından çıkacak sözler değil bu sözler. Biz kendimizin ne olduğunu, kendimizin nerede durduğunu biliyoruz. Şükürler olsun iki tane soysuzun, arsızın laf demesiyle de kendimizi de camiamızı da farklı bir yere koyacak boyutta değiliz.